Yana ötkür burçak sinüsü, kosinüsü, tangensi ve katangensi ait masalalar görürüz. Birinci masala. Doğru burçak da üç burçak. Bir kat etip üç kat en. Burçak ya alfa. Alfanın özü verilmeyen, lakin tangensi alfa verilgen. İki kat en. Burçak karşısındaki kat etini tapın. Yani karşı kat etini tapışımız gerek. Bunu tapış için yana şu üç arasını bağlayacağım da teyneye yazışımız gerek. Burçak, karşı katet, ikinci katet. Hayır, kaysi formülada üçüreydi? İki de formülada üçüreydi. Tangens formülası da ve katangens formülası da üçüreydi. Yani biz tangensinden faydalanaydık. Tangensde karşı katetini yön katetken nisbatı tangenske teyin bulardı. Demek tangens alfa teyin x taksım 3. Tangens alfa bizde verilgen 2 geteyim. Bunu oranına 2 yazalımız. X taksın 3. Demek x deyin 3 kökü paytarsak 6'da ekenle gelip çıkardı. Şimdi kılıp bu katet, burçak karşısındaki katet 6 geteyim eken. Nabattaki masala. Bu masalada yana doğru burçaklı 3 burçak. Hipotenuza 12 geteyim. Burçak alfanı kosinüsü verilgen 3 taksın 4 geteyim. Bana bu katetini tapın. Yani okuyumuz. Burçak. Her daim burçakdan başlayıp okuyumuz. Burçak. Yön katet. Hipotenuza. Kaysi formülünü eslatı yaptı. Kaysi formülde şu üç alası iştirak etti. Burçak. Yön katet. Hipotenuza. Kosinus da. Kosinus alfa. Teng x taksım 12. Kosinüs alfa berilgen 3 taksım 4 keteng. Birden 12 köpaytırsak x gelip çıkardı. X teng 12 3 köpaytır 3 9 buladı. Şimdi kalıp x 3, 9 keteng eken. Bana verdi. Nabattaki masala. Doğru burçaklı 3 burçak ne? Katetleri 3 keteyim ve 4 keteyim. Ötkür burçak. Bitti ötkür burçakı alfa. Bu burçakının sinusunu ve kosinusunu tapın. Dastlab sinusunu tapaydık. Sinusunu esleyemiz. Formülasını, tarifini esleyemiz. Burçak sinusu karşı katetinin hipotenuza gene sıfatı. Lakin hipotenuza berilmegen. Topulsak buladı mı? Buladı. Mesela x ile belgeleyelik ya ki s ile belgeleyelik. Mesela s ile belgeleyip duruyelik. S'ni topsak buladı mı? Buladı. Kandaya topağımız? Pifagor teoremasına topağımız. S kvadrat teng. 4'nin kvadratı. Koşu 3'nin kvadratı. S kvadratı da. 4'nin kvadratı. Koşu 3'nin kvadratı. 16 koşu 9 teng 25. Demek s 5 ke teng eken. S'ni topdik. Ana endi sinusni topsak bo'ladi. Yana eski olamiz. Burçak sinusi. Sinusni topish uchun qarshi katetni, shu burchakning qarshisida, ro'parasida turgan katetni hipotenuzaga bo'lishimiz kerak, deymi? 3 taqsim 5. Demek sinus alfa teng 3 taqsim 5 ke. Yani kosinusunu tapağımız. Bunun için yani kosinusunun tarifini eski olağımız. Kosinus yön katetini hipotenuza gene sıfatı. Kosinus da yön katetini hipotenuza gene sıfatı. Demek burçakını yönü değil katetini hipotenuza gene bölüşümüz gerek. 4 taksım 5. Kosinus alfa teng 4 taksım 5. Şimdi kılıp sinus alfa ve kosinus alfalarını taptık. Cevap sinüs alfa 3 taksın 5, kosinüs alfa 4 taksın 5 geteyim. Törtüncü masala. Yine doğru burçaklı 3 burçak. Bita katiyeti 5, hipotenuzası 13. Ular arası bir burçak alfa. Ötkür burçakı verilgen, alfa bilen belgelengen. Nimani topish kerak? Sinus alfa, tangens alfa ve katangens alfa'ni topish kerak. Sinus alfadan başlayalım.
sinus alfa. Tarifini eski olamız. Sinus alfada burçak karşı katetini hipotenuzaga bo'lishimiz kerak edi. Karşı katet berilmagan. Oldindan topsak bo'ladimi? Topsak bo'ladi. İkide tamam berilgen bo'lsa, üçüncü tamamını topalamız. Doğru burçakda, üç burçakda. Pifagor teoremasından faydalanamız. Mana bu tamamını A bilan belgileylik. A'ni topamız. A kvadrat koşu 5'nin kvadratı teng 13'nin kvadratı. Demek katetler kvadratlarını yığındısı teng hipotenuzanın kvadratı. 5'nin kvadratı 25. 13'nin kvadratı 169. A kvadrat teng 25'nin ötkisik ünitamange 144 boladı. 169 minus 25, 144. Ondan ildiz çıkardıken bulsak, A teng 12 boladı. Ve A'nı taptık, 12 getirdikken. Yaşı, şimdi üç burçakını hama tamamını bulamız. Yani sinüs alfa'nı tapamız. Sinüs alfa karşı katetini hipotenuzaga nisbatı. Şunday kılıp sinüs alfa teng 12 taksım 13. Tangens alfa'nı topamız endi. Kosinüs alfa sorulmagan. Tangens alfa. Tangens alfa'da karşı katetini yon katetga nisbati. 12 taksim 5. Va nihoyat katangens alfa. Katangens alfa'nı topish uchun mana buni kasrni aylantirsak bo'ldi. 12 taksim 5 bo'lsa, 5 taksim 12. Katangens alfa bunga teng. Yoki bo'lmasa, buni ham biz tarifdan foydalanib topishimiz mumkin. Qarshi kat katangensda yon katetni qarshi katetga bo'lishimiz kerak. 5 taksim 12. Ha, 5 taksim 12. Shunday qilib javob sinus alfa 12 taksim 13, tangens alfa 12 taksim 5 va katangens alfa 5 taksim 12.